canım benim ya. Demek iyice kendini yaşlı hissediyor. Pek de yanılıyor sayılmaz ya. Düzelir yakında. Daha arkadaşı yeni vefat etti ya ondan. Şöyle keyfini yerine getirecek bir şeyler mi yapsak? Evet evet. Mesela yeni bir torun haberi onu gayet mutlu edebilir. Ay ne torunu anne ya? Ay bir de soruyor. Kızım evlendin, barklandın. Ne zaman vereceksiniz müjdeyi artık? Size torun yetiştirmek için evlenmedik herhalde anne. Ben sana dedim değil mi anne, babamın beklentisi hiç bitmez diye. 3-5 ay önce evlen, başka bir şey istemem diyordu. Şimdi torun müjdesi bekliyor. Senin yine çenen düştü değil mi? Mavi cadı. Ne yani? Torun sahibi olmak mı çıkaracak babamı depresyondan? Elbette çocuğum. Bu yaşlı bir insan başka nasıl mutlu olur sanıyorsun? Ceren var ya, onu sevsin. Çocuğum. Ceren koskocaman kız oldu. Daha küçüğü lazım. Babamı bahane edip kendi isteklerini söyleme anne. Biliyorum asıl torun isteyen sensin. Tamam. 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 Size bir şey söylenmez zaten. En iyisi siz nasıl biliyorsanız öyle. Ben bakarım. Hoş geldin enişte. Merhaba Defne. İpek. Yeşil gözlüm. Hoş geldin canım. Ne oldu, bitti mi resmin? Hayır, daha bitmedi. Yine bütün gece resim mi yaptın enişte? Evet ama bitiremiyorum. Çünkü fuşya rengi boyam ortada yok. Aa, bana sormayacaksın herhalde değil mi? Tabii ki sana soracağım. Benim boyalarımın başka düşmanı mı var evde? Ben boyalarının düşmanı değilim canım. Geceleri çalışmanın düşmanıyım. Hani artık gündüzleri çalışıp geceleri benimle birlikte uyuyacaktın? Sanatın gecesi gündüzü olmaz ki yeşil gözlüm. Sanat özgürdür. Sanatçı içindeki sesi dinler. Eğer insanın sanat yapmaya iten duygular uyumuyorsa sanatçı da uyuyamaz. Çay içer misin enişte? Sert bir kahve alayım. Tamam, çok kahve içiyorsun. Ne yapayım, seviyorum. İyi de uyumuyorsun sonra. Uyumak isteyen kim? Ben çocuk istiyorum Tankut. Ne? Evet, çocuk istiyorum. Hoş geldin usta. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Usta çay söyleyeyim mi? Söyle. Hemen usta. Hayırdır baba, geciktin? Mezarlıktaydım. Ya. Ben çocuğa hazır değilim yeşil gözlüm. Senin hazır olman gerekmiyor ki canım. Kadının hazır olması yeterli. Hem ne de olsa çocuğa kadın bakıyor. Çocuğa kadın bakıyor ama gürültüsünü erkek de dinliyor. Ne yani? Gürültü yapıyor diye hiç çocuk sahibi olamayacak mıyız biz? İmkansız yeşil gözlüm, imkansız. Ben sanatımın baharındayım. Çok çalışmam lazım. Boya tüplerimi böyle çikolata diye yiyecek bir çocukla uğraşamam ben. Evladım, aç bırakmazsanız senin boya tüplerine niye dadansın çocuk? Anneciğim biz özel konuşuyorduk. Tamam çocuğum, ben de zaten öylesine geçiyordum salondan. Siz konuşmanıza devam edin, konuşun. Lütfen artık bu konuyu kapatalım yeşil gözlüm. Sen bile boyalarımı kaybettiğine göre bir çocuk kim bilir neler yapar. Kurumamış resimlerime elini melini sürer, mahveder, olmaz. Bana bak Tankut, sen çocuğa mı karşısın yoksa şimdi olmasına mı? Çocuğa değil mi? Evet, yani ben 20 yaşından küçüklere karşıyım. Oldu canım, istersen 21 yaşında doğururum. Ha, vallahi ne güzel olur. Hatta 30 yaşında doğururum ki evlenmiş, barklanmış, kendi yuvasını kurmuş olarak dünyaya gelsin de babasını rahatsız etmesin. Neyse, ben gideyim artık. Tankut, lütfen oturur musun Tankut? Aa, enişte nereye? Kahveni getirdim. Resmim bekliyor. Ama bak ne güzel yaptım. Acayip sert, tam ağzına layık. Hadi ya. Çok da güzel koktu vallahi. Şu kahveyi sevdiğin kadar beni sevmiyorsun Tankut. Buyur ustacığım çay. Sağ ol evladım. Hasan. Diyorum ki artık babamı emekli etsek nasıl olur?
Evet, biz nasıl olsa yetiştik değil mi abi? Tabii, artık babama ihtiyaç yok ki. Biz çekip çeviririz dükkanı. Tabii canım. Sen ne dersin baba? Hem bol bol dinlenirsin değil mi? Haklısınız. Artık bana ihtiyaç yok. Zaten bir iş yaptım da yok. Yok baba, biz onu demek istemedik. Sensiz olur mu hiç? Tabii canım, usta olmazsa biz ne yaparız? İnanamıyorum ya. Çocuğa karşı olduğunu evlenmeden önce bana söyleyebilirdin Tankut. Sormadın ki. Zaten Aşık'tı abla, kesin yalan söylerdi. Evet, söylerdi. Şimdi söylemiyor çünkü artık aşık değil. Aşığım yeşil gözlüm, sana deliler gibi aşığım. Aşkla çocuğun ne ilgisi var? Aşk iki kişi arasındadır, üç kişi arasında değildir ki. Ama bir çocuk iki kişi arasındaki aşkı güçlendirir. Öyle olsaydı dünyanın en büyük aşıkları yanlarında birer çocuk ismiyle anılırdı Valide Hanım. Mesela Romeo, Juliet ve oğulları Küçük Alexander. Mesela Ferhat ile Şirin ve kızları Şirin Melis. Mesela Kerem ile Aslı ve Sevimli ikizleri gibi. Gülme Defne. Teorik olarak doğru ama. Bana bak. Ben şimdi gelip senin saçlarını yolacağım, göreceksin teoriyi.